Ben büyüdüm. Pazar ve evde bir banyo telaşı var. Banyoya her giren bir öncekinin sıcak suyun hepsini bitirdiğini söylüyor. Babam salonun bahçeye bakan penceresinin yanındaki somaya uzanmış, uyuyor. Salonun köşesindeki divanda hem kitabımı okuyor hem de etrafı kolluyorum. Yerim iyi. Kucağımda tarihçi İbrahim Bey'in verdiği bir kitap var. Bozkurtların Ölümü. Yarına bitiririm. Abimin elinde Liseli Bir Kız Sevdim kitabında gördüm ama istesem şimdi vermez. Evde olmadığı bir zamanı seçmeliyim. Elindeki battaniye ile babamın üzerini örterken onu uyandıran ebem, babamın kızarak battaniyeyi yere atmasına canı sıkılmış. Kucağında odunlarla yanından geçen anneme sızlanıyor. Uyuyanın üstüne kar yağar kuzum. Oğlan üşümesin diye örttüydüm. Hadi sen de gir banyoya, yıkansın herkes. Bir sürü işim var daha yapacak dedi annem beni fark ederek. Çaresiz bıraktım kitabı ve doğru banyoya. Kapıyı arkadan kilitledim hemen. Suyu ılıştırıyorum ama kulağım kapıda. Gelir şimdi kafamı sabunla yıkamak için. Ebeme söylenerek geliyor ve kapıyı açmak istiyor. Kilitleyeceğime ihtimal vermediği için de birkaç kez zorluyor. Sessizce bekliyorum. Aç kuzum kapıyı. Biraz durup cesaretimi topluyorum sonra. Ben yıkanıyorum anne. Bir an durakladığını hissediyorum. Kafanı sabunlayayım sonra yine yıkanırsın. Ben sabunlarım anne. Kendim yıkanacağım artık. Sen git. Kapının arkasındaki şaşkınlığını görür gibiyim. Elindekileri banyo kapısının önüne bırakarak gidiyor sonra. Salondan banyoya açılan camlı kapının kapanışını duyuyorum. Evet, artık yalnızım ve tek başına yıkanabilirim. Büyüdüm işte. Thank you.
Poyraz. Doğumhanenin kapısında gezindiğimi gören hemşireler, "İsterseniz siz de girin doktor bey," diyorlar. Bu durumlara alışkınmışım gibi bir kafa hareketi yaparak savuşturuyorum teklifi. İçimi yiyor ama. Lakin façayı da bozmamalıyım. Bu arada ameliyathaneden çıkanların yüzlerini inceliyorum. Bir şey oldu da bana mı söylemiyorlar? Sanki 1000 yıl geçiyor ve sonra Poyraz küvezin içinde bana doğru geliyor. Uzun uzun ellerine, ayaklarına bakıyorum. Bana benziyor. Annesi anesteziden uyanıyor ve hemen bebeğini istiyor. Göğsünün üzerine yatırılan el kadar bebeği kaldırarak yüzüne bakıyor önce ve "Bu benim mi? Benim bebeğim mi?" diyor. Sonra ağlayarak yanında ona bakan annesine doğru uzatıyor Poyraz'ı. "Bak anne, bu benim bebeğim." Annesinin söyledikleri odadaki sevinçli gürültü bir vakum gibi çekiyor içine ve ardından tüm ağırlığıyla çöküyor kalbime. "Ah kızım benim, anne olmuş benim kızım, büyümüş de anne olmuş." Karım da anne olup büyümüştü işte. Şimdi İstanbul'dayız. Oğlum 7 yaşında ve çok hareketli. Baş başa kaldığım zamanlarda gözücüyle de olsa sürekli takip ediyorum. Bazen tehlikeli şeyler yapıyor ve korkuyorum bundan. Geçen gün odamda çalışırken banyoya girdiğini fark ettim. Elinde bir şeyler var. Yerimden kalkarak sessizce gittim arkasından. Banyo kapısı aralık. Oradan görebilirim ne yaptığını. Kısa bir süre gözlüyorum. Elindeki torbaya bir şeyler doldurup boşaltıyor. Sonra bir anda kafasını çevirerek beni görüyor. Yakalandım işte. Kapıyı iyice açarak sitem dolu bir ifadeyle konuşuyor. "Baba, bana böyle davranmaktan vazgeç. Ben büyüdüm artık." Odama dönüyorum sessizce. Oğlum "ben büyüdüm" diyor. Demek ki ölebilirim artık.